Sayın Yüksek Mahkeme Başkanı, Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Başbakan Yardımcım ve Dışişleri Bakanım, Sayın Kurucu Rektörüm, Sayın Rektörüm, çok değerli yöneticiler, saygıdeğer misafirler ve kıymetli basın mensupları, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin açılış törenine hoş geldiniz. Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen ve bizim için çok önemli olan konukların tümüne hem saygılarımızı yolluyoruz hem tekrar hoş geldiniz diyoruz. Saygılar konuklar, açılış törenine geçmeden önce Ulu Önder Atatürk ve Aziz Şehitler arasına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması için arz ediyorum. Çok değerli konuklar, 2008-2009 akademik yılında ilk öğrencilerini alarak eğitime başlayacak Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi en üst düzey tıp eğitimi ve araştırmaları için tasarlandı. 8500 metrekarelik kapalı alana sahip eş katlı, ileri teknolojiyle donatılan tıp fakültesi kompleksinin tüm hatlarında temel tıp bilimleri dahil, dahili tıp bilimleri, cerrahi tıp bilimleri ve bunlara bağlı ana bilim dalları için ve öğretim gerçekleştirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tıp eğitimi için tek örnek olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen 6'sı tam burslu olmak üzere toplam 60 Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci kontenjanına sahip. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu 5, 3. ülkelerden ise 10 öğrenci Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görecek. Başta ki Sayın Rektörü Profesör Doktor Uğur Erden aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz Sayın Hocamıza da. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan, konusunda uzmanlaşmış eğitim ve öğretim kadrosunun görev yapacağı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin temel özellikleri şöyle. Öğretim üyelerine ait 33 adet kişisel çalışma odası, 2 farklı kapasitede toplam 648 kişilik 9 adet derslik, 17 adet laboratuvar, 4 adet interaktif probleme dayalı öğretim salonu, 200 kişilik kafeterya, öğrenci soyunma odaları ile diğer bilimsel ve sosyal alanlar. İnşaat süreci büyük bir hızla ilerleyen bölgenin en donanımlı yüksek teknolojiye sahip 500 yatak kapasiteli Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içinde gerekli bütün alt ve üst yapılar oluşturuldu. Bütün tıbbi hizmetlerin verileceği servislerin yanı sıra ülkemizdeki kalp ve kanser vakalarının yoğunluğu göz önünde bulundurularak
kapsamı genişletilen kardiyoloji ve onkoloji servisleriyle birlikte doğru, erken teşhisin yapılabileceği donanıma sahip, radyoloji ve görüntüleme üniteleri Yakınova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin... Buraya geçen olursa ben boşaltacağım zaten burayı. Ve tüm bunlar önümüzdeki 20 Temmuz'da gerçekleşmiş olacak. Sağlık hizmetleri konusunda uluslararası en üst kalite kriterlerini bünyesinde bulunduracak olan hastane, Merkez Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Global Sağlık Akreditasyon Kuruluşu olan GCI tarafından da akredite ediliyor. Evet, çok saygıdeğer misafirler, Yakınova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin açılış töreninin bu bölümünde konuşmalarını yapmak üzere Yakınova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ümit Aslan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Başbakanım, hanımefendi, Sayın Başbakanım,